Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş? Hep birlikte bakalım. İlk haberimiz ULAK'tan. Daha önce haberini yapmıştım. Silahlı insansız deniz aracımız, yani İHA'lar, SİHA'lar gibi bir deniz aracı. ULAK ilk atışını yapmış ve başarılı bir şekilde hedefi vurmuş. Gerçekten seksi görünüyor. Daha önce de söylemiştim. ULAK beni bir heyecanlandıran bir proje. Gerçekten güzel görünüyor. Atış yaparken falan da bayağı karizmatik bir deniz aracı. Gerçekten ULAK'a karşı özel bir ilgim gelişmeye başladı. İHA'larla ilgili de bir gelişme var. Sivil alanda bir gelişme. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre artık bu dünyada da biraz popüler olmaya başladı. Bu küçük dronlar, bizim DJI'ye benzeyen tipte olan dronları kargo taşımacılığı alanında kullanmaya başladılar dünyada. Türkiye'de de kullanıma başlayacakmış. Hatta ilk kullanım 6 Haziran'da gerçekleşecekmiş. 2 tane Acıbadem hastanesi arasında gerçekleşecekmiş. Zaten dünyada da kullanımı bu şekilde, daha çok küçük hafif yükleri taşımak için, böyle ilaçları vesaire taşımak için kullanılıyor. Ya bizim böyle evimize kadar getirmesi durumunu bilmiyorum. Ne zaman gerçekleşir böyle drone teslimatlar, o konuda çok emin değilim. Böyle tamamen her anlamda kargo taşımacılığını yapabilecekler mi bilmiyorum, ama gördüğünüz gibi böyle ilaç taşımacılığı falan çok mantıklı. Yani bir hastanede atıyorum acil kana ihtiyaç olduğu zaman, diğer hastaneden istediğinizde bir İstanbul trafiğiyle her türlü ambulanslar yüzleşiyor. Bu dronlu teslimat özellikle hastaneler arası çalıştığında çok bayağı faydalı olacak. 5 dakika 10 dakika içinde çat diye gelecektir. Direkt zaten çatılarda helikopter de var birçok hastanenin, gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum. Yine Türkiye için sevindirici bir haber. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sene sonuna kadar Türkiye'deki tüm mahallelerin %90'ına kadar fiber interneti ulaştıracaklarını açıkladılar. Başta şöyle bir duydu ya, Türkiye'nin %90'ına fiber internet mi geliyor diye, ama mahallelerin %90'ına deyince daha anlaşılabilir oluyor. Yani sokak da değil. Hani bir mahallede atıyorum 50 sokak varsa bir tanesinde fiber internet geldiğinde o %90'ın içine girmiş oluyor. Yine de sevindirici haber. Yani Türkiye'nin böyle hedeflerinin olması güzel. Umarım yapabilirler. Esas sorun o. Fiber internet eve kadar gelmediği sürece tam anlamıyla bir fiber internet keyfi süremiyorsunuz, ama yine de sokağa, binaya kadar gelmesi, sokağa kadar gelmesi bile şu an Türkiye'nin birçok yerinde DSL internet kullanan insanları düşününce yine de müthiş bir şey. Umarım sorun çıkmaz da şu internet olayını Türkiye'de çözerler. Güzel bir Türk girişimci haberi. Hafhaf ya da Vafvaf isimli bir Türk girişim İngiltere'de 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde alanında lider bir köpek markası olmayı başarmış. Arkadaşlarımızı buradan tebrik ediyorum. 2020'nin ikinci yarısında gelirlerini 4 kat arttıran şirket, yatırım turunu 48 saat gibi rekor bir sürede tamamlayarak 275 bin euro toplamışlar. Bunlar güzel rakamlar arkadaşlar. Bu arada bu şöyle bir sistem: aylık abonelik alıyorsunuz ve evinize her ay bir kutu geliyor. İçinden ne çıkacağı belli değil. Köpeğiniz için sürpriz hediyeler çıkıyor. Aslında baya eğlenceli görünüyor. İşte oyuncaklar, mamalar, şunlar bunlar vesaire çıkıyor. Yani köpek sahipleri için eğlenceli, güzel, biraz da gizemli bir alışveriş türü. Kendilerini tekrar buradan tebrik ediyorum. Ya hafta içi bir haber çıktı, Türkiye'nin ilk robot oyuncusu diye. Gerçekten bir şaşırdı bizi, böyle bir girişimimiz mi vardı diye. Aypera isimli robotumuz Birol Güven ile bir imza atmış. Hatta şu anda bir filmde oynayacak kendisi. Digital Human isminde bir filmde oynayacakmış. 2022 yılında Aypera'yı vizyonlarda göreceğiz gibi görünüyor. Bakalım, ben de heyecanlandım. Bayağı şey ya, gerçekçi durmuyor mu sizce de? Ve gerçekçi durmasının nedeni robotun iyi tasarlandığı değil de daha çok son dönemde kadınlara çok botoks yaptırıyor olması olabilir. Çünkü bakınca botokslu bir kadın yüz ifadesi var. İstanbul Ticaret Odası Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını açıkladı. Tam listeye yine Tamindir'den bakabilirsiniz. Linkleri aşağıya koyuyorum. Birinci sırada Tüpraş, ikinci sırada Ford, üçüncü sırada Ayak, Renault otomobil fabrikaları var. Şöyle bir baktım, yüksek teknolojinin olduğu hangi fabrika vardı? Yani bu otomobil tip fabrikaları da teknoloji fabrikaları ama çok yüksek teknoloji sayılmaz. Benim gördüğüm Aselsan var. Aselsan 10. sırada. Yani Vestel Elektroniği sayarsak o da 21. sırada görünüyor. Liste bu şekilde, dediğim gibi merak ediyorsanız web sayfamızdan kontrol edebilirsiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir projesi var. İkinci el telefon projesi. Yenileme merkezleri açmayı düşünüyorlar ve bu yenileme merkezlerinde ikinci el telefon satışını yapmayı planlıyorlar. Hatta şu anda başvurular da alınmış. Yenileme merkezleri belli olmuş. Aynı zamanda ikinci el telefonlarda garanti de olacakmış. 1 ya da 2 yıl ne kadar olursa bilmiyorum. Ya böyle bir şey Türkiye'de ihtiyaç var mı derseniz, bence var. Hem cep telefonları çok pahalı, hem de ikinci el alışveriş cep telefonu tarafında çok güvenli değil. İşte e-maillerin kopyalanmış olabilecek olması, daha önce o e-maille suça karışılmış olabilecek olması, çalıntı olması vesaire. Bayağı dipsiz kuyu ikinci el telefon almak çok güvenli değil, ama devletin
desteğiyle böyle bir işe el atılmış olması bence güzel bir girişim. Eğer fiyatlar da uygun olursa neden olmasın, tercih edilebilir. Burada en önemli kriter fiyat diye düşünüyorum. Bakalım sistem devreye girerse fiyatları vesaire bir kıyaslar, kontrol ederiz. Ya bu elektrikli arabalar iyi hoş ama bir şarj problemi var. Özellikle uzun yolculuklara çıkmayı düşündüğünüz zaman bir şarj problemi olmaya başlıyor. En azından işte mola vermeniz gerekiyor, bir yarım saat durmanız gerekiyor ama şu an çok sıkıntısız gibi görünüyor. Fakat çok yoğunluk olduğu zaman ne olacak? Mesela bayram tatilinde İstanbul'dan Antalya'ya gidenler ne yapacak? O yoğunlukta şarj istasyonunda arabasını takabilecek yer bulacak mı? Süre uzun, yarım saat. O yüzden elektrikli otomobillerin şu an en büyük engeli şarj sorunu ve bununla ilgili şöyle bir fikir de var. Yani yolda giderken de şarj olabilir. Yollar arabaları şarj edebilir. Fikri var ve bunu yapan firmalar da var. Şu an İtalya'da 1 kilometre boyunca otomobilleri şarj edebilen yol yapılmaya başlamış. İsrailli bir şirket, Electron Wireless isimli şirket bu projeyi gerçekleştiriyor. Yolun altına manyetik bir tabaka döşeyerek bunu yapıyorlar. Yani biraz kablosuz şarj kullanıldığı için bana biraz verimsiz gibi geliyor. Bunu ben de bir ara düşünmüştüm. Yani kablolu bir şekilde tekerlerden ya da tekerlerin yanında açılacak bir mekanizmadan bir şekilde şarj olabilir mi yolda diye düşünmedim değil. Ama şu anda kablosuz olarak şarj etmeyi düşünüyorlar. Tabii biraz verimsiz olsa da çok güvenilir ve hani çalışan bir sistem olduğu da ortada. Bu şekilde bir şarj yöntemi geliştiriyorlar. Yani mantıklı olabilir. Atıyorum o yola girdiğin zaman biraz hızını da düşürürsün. 60 km hıza düşersin. Yarım saat boyunca gidersen o yolu. Araba bayağı şarj olabilir. Bilmiyorum, bu tarz girişimleri daha duyarız diye düşünüyorum. Ama gelecek elektrikli otomobillerde bunu da bir kez daha görmüş olduk. Daha geçtiğimiz hafta içi bir arkadaşımla bunu konuştuk. Kendisi de çok takıntılı, çiğneme sesine takıntılı olan insanlar var biliyorsunuz. Ağız şapırdatma da diyebiliriz. Ya ben bunu psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu onunla koyuyorum. Ben de öyle bir sorun yok. Böyle bayağı irkiliyor falan, hani kendinden geçiyor. Yani benim için hayat duruyor o sırada diyor. Eğer gerçekten birisi ağzını şapırdatarak yemek yiyorsa. Siz de öyle misiniz? Yorumlara yazın, bunu merak ediyorum. Bunu araştırmış bilim insanları ve bu gerçekten bir psikolojik sorundan ziyade fizyolojik de bir bağlantı bulmuşlar beyin tarafında. Bu kişilerde beynin işitsel korteksi ile işte ağız, boğaz ile yüz ile ilgili bölümlerin arasındaki bağlantının çok yoğun olduğunu keşfetmişler. Yani biraz beyinde de bununla ilgili bir fiziksel durum söz konusu. Valla Allah kolaylık versin, ne diyeyim. Ağız şapırdatmak da bazen keyifli olabiliyor, tatlı filan yerken. Ama bir taraftan bu insanlara bu sesler zulüm olabiliyor gerçekten. Arkadaşlar, Acun eğitim sektörüne de el atıyor. Nişantaşı Üniversitesi ile bir işbirliği yaparak Acun Medya Akademi isimli bir sertifika programı başlatacakmış. Bu sertifika programının içinde televizyon, gastronomi, dijital bölümü gibi bölümler olacakmış. Yani sektörden edindiği tecrübe ve bilgileri Acun Medya Akademi altında gençlere eğitim vererek aktaracak. Hindistan'da bir YouTuber adam bildiğin kendi köpeklerini uçan balona bağlayıp, helyum dolu balonlara bağlayıp havaya salmış arkadaşlar ya. Ve şu anda tutuklanmış, bayağı bir tepki görüp tutuklanmış. YouTuberlar ne yapıyor anlamıyorum. Sosyal medya insanların aklını bazen akıl tutulması yaşatabiliyor ya. Gerçekten bir popüler olacağım diye abuk subuk şeyler yapmaya başlıyorlar. İnsan niye köpeğini bağlayıp havaya gönderir ya? Ki bayağı tepki görmüş ve tutuklanmış adam. Ama tabii ben adama üzüldüm yani. Hindistan'da olunca böyle tutuklanıyorsun. Türkiye'ye gelseydin verirdin en fazla 950 lira geçerdin kardeşim ya. Yanlış yerde yanlış işler yapıyorsun. Dünyanın en zengin insanı değişti arkadaşlar. Elon Musk galiba Dogecoin'den batıyor şu anda. 3. sıraya geriledi. 2. sırada Jeff Bezos var. 1. sırada Louis Vuitton'un sahibi var. Bernard isimli arkadaşımız şu anda dünyanın en zengin, kişisel olarak en zengin insanı. Kadıköy Sent Pazarı'nda 50 liraya çanta satarak dünyanın en zengin insanı olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da ölmeden görmüş olduk yani. Zenginlik demişken Rolls Royce dünyanın en pahalı otomobilini tanıttı kendileri. Bottail isimli araç 38 milyon dolarmış ve 3 kişi için özel olarak tasarlanmış. Ben 38 milyon doları önce 8,5'da çarpıp TL'ye çeviremedim. Sonra üstüne %250 mi 350 mi vergi koyamadım. Siz koyup yorumlara yazarsanız sevinirim. Araba da bayağı seksi görünüyor arkadaşlar. Yani bu araba üzerine bir 5 gün konuşulur bu videoda ama gerek yok arkadaşlar. Kendisini gösterip geçiyorum. Ya geçen hafta çok ilginç bir video dolaştı. 2 tane arı bir Fanta'nın kapağını açabiliyor arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Ben bayağı etkilendim. Bayağı işbirliğiyle bir Fanta'nın kapağını çevire çevire açtılar. Görüntüler enteresan ama doğanın da farklı yönlerini ve gücünü gösteren bir video. Biliyorsunuz Soha Bey bir Google darbesi yedi. Google servislerinden mahrum kalmıştı. Bununla beraber Honor firması da aynı şekilde etkilenmişti. Ama Honor 50 isimli yeni çıkacak telefonda Google servisleriyle beraber geliyor.
Honor artık Google servisleriyle beraber gelecekmiş. İnşallah ileride tekrar böyle bir sorun olmaz. Gerçekten en sevdiğim firmalardan birisi Google'dı, teknoloji firmalarından, ama bu faşist tutumlarından dolayı biraz soğumuştum. Umarım çözülür bu tarz sorunlar, çünkü direkt kullanıcıya dokunuyor ucu. Yani çok hoş durumlar değil. Umarım Huawei de bir an önce Google servislerine kavuşur. Meclis Enes Batur'la görüşecek diye bir haber var. Belki şu anda görüşmüş bile olabilirler. Geçen haftanın haberiydi ama detaylarını bulamadım. Türkiye'de özellikle sosyal medya ile ilgili devlet arasında bir kopukluk olduğunu düşünüyorum ben. Yani sosyal medyada içerik üreticilerin birçok sıkıntısı var. Vergisel sıkıntılar var. Yayın hakları ile ilgili sıkıntılar var. Bunların bir şekilde çözülmesi lazım. Enes Batur da bu yolların hepsinden geçen birisi olarak aslında tecrübeli. Umarım devlet bu konuyla ilgili çalışmalar yapar. Gerçekten influencer olmak, YouTuber olmak vesaire hep bir muallak soru işaretleriyle dolu. Böyle bir iş birliklerinde, işte vergide, şunda bunda muallaklar dolu olan, sistemsel açıklar olan bir alan. Umarım devlet bir an önce bu konularını da çözmüş olur. Bu haftaki haberlerin sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Tabii ki bizi takip edebilirsiniz. Sosyal medyada Tam İndir ve Onur Akbaş'ı da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.